çevremdeki insanlar iyiliğe yapılan büyünün günah olmadığını söylüyorlar. Fakat ben tereddüt ettim. Hocamın ağzından bu bilgiyi duymak istiyorum demiş. Ne şekilde olursa olsun insanlar için Cenab-ı Hak duayı tavsiye etmiştir. Dua bizim için yeterlidir, kafidir. Biz bunu eksik görüp de duayı eksik görüp de bazı insanların davranışlarını değiştirmek için iyiliğine de olsa, onun hayrına iyiliğine de olsa biz şayet büyü yapma yoluna gidersek bu dinimizce yasaklanan bir şeydir. Yani büyü kötülüğe yapılırsa günahtır, iyiliğe yapılırsa sevaptır gibi veya bir günaha yoktur gibi bir anlayış kesinlikle söz konusu olmaz. Sihir en büyük günahlardan bir tanesidir. Sihirin iyisi ya da kötüsü diye bir şey söz konusu değildir. Yani işte yuvayı kurtaralım aman işimiz düzelsin falan gibi niyetlerle dahi olsa Kesinlikle. Evet insanlar caiz dua değil. etmeli, aralarını ıslah etme için, yuvayı kurtarmak için dua etmeli. Yani Kur'an-ı Kerim'de veya hadislerde e, insanların arasını ıslah etmek için sihir yapabilirsiniz, büyü yapabilirsiniz gibi bir anlayış kesinlikle söz konusu değildir. Ne yapılacağını, bu konuda ne yapılacağını Cenab-ı Hak bize öğretiyor. Değil mi? فَاَصْلِحُوا diyor İnsanlar arasını ıslah etmek için kardeşlerinizin arasını ıslah edin diyor. E, karı koca arasındaki e, huzursuzlukları önlemek için febasu hakemen min ehli ve hakemen min ehliha bir hakem erkeğin tarafından bir hakem kadının tarafından bak bunun yöntemlerini bize Cenab-ı Hak bize gösteriyor. Biz bunları yeterli görmeyip kafi gör, görmeyip de ya ben buna bir e, sihir yapayım da evine bağlansın. Çoluk çocuğunun başına gelsin, dışarıya gitmesin vesaire gibi bu tür yöntemler dinimizde asla tecviz edilemez. Cenab-ı Allah böyle bir şey yapmak veya karşı karşıya kalmaktan cümlemizi muhafaza kılsın.